Ben hala kafam Ergun abide. Aşkım, kandırıldım aşkım. Gerçekten mesela desek ki ya bir 100 TL verin, birine yardım edeceğiz. Kimse... Mesela ekran başına ki seyircimiz binlerce mesaj gelmiş. Abi kandırılıyorsun, farkında mı değilsin, tipik dolandırıcılık örneği falan vesaire. İşte bazen de sonsuz güvenirsiniz. Reyhan ablanın o hayatında, hikayesinde olduğu gibi. 10 yıldır fotoğrafın ekranda gördüğünüz kişiyle beraber İbrahim Cengiz Aynar'la. Bugün yarın, bugün yarın o resmi nikah kıyılacak ama bir türlü bitmeyen bir boşanma olduğunu biliyor. Ta ki dün canlı yayında 3 kere evlendiğini öğrenene kadar. Önce hatırlatmamız, ardından dün yayından sonra İbrahim Bey aramış Reyhan Hanım'ı, neler söylemiş konuşacağız. Oğlum için ayakta duracağım. 10 yıllık birlikteliğini, 10 yılda bir çocuk dünyaya getirdiğini, birlikte olduğu kişinin başka biriyle evlendiğini öğreniyor. Kaç yıldır berabersiniz? Biz 2009'dan beri. Nerede tanıştınız? Ben bakıcılık yapıyordum, oradan şey yaparak tanıştık biz. Kaç yaş var aranızda? 14. Bu beyefendi nerede çalışıyordu? İşte biz tanıştığımızda İngiltere'de dedi, uluslararası avukatım ben dedi. Niçin size resmi nikah kıymadı? İşte dedi ki İngiltere'deki dedi eşim dedi şey yapınca dedi biraz evle ilgili de durum var dedi. Onu evet. Dedi şey yapmıyor dedi, boşanmak istemiyor falan dedi, bekleyeceğiz. Sen 2013 yılında hamile kalıyorsun. Bu 10 yılda birlikteliğiniz nasıldı, yani hep beraber miydiniz, hep sizinle mi yaşardı? Gidip geliyordu işte, iş icabı gidiyorum derdi, giderdi. Ne zaman gitmeye başladı? 10 yıl ne zaman gitmeye başladı? Mustafa Can olduktan sonra. Kaç evlilik yaptı bu beyefendi? Benim bildiğim bir evlilik. 3 evlilik yapmış. 84 yılında 7 aylık bir evlilik. İkinci evliliği 94 ve 2004, 14 yıllar arasında. Mustafa doğduktan sonra zaten 2014 yılında biriyle evleniyor. Ve o evlilikten de bir kızı bir oğlu var. Haberim yok ki benim bunlarda. Sen en son onu 17 Aralık 2017'de görüyorsun değil mi? Evet. Ailesi, annesinin adı Oya Hanım'dı değil mi? Evet. Durumları nasıldı? Çok iyiler. Ekip arkadaşlarımız Oya Aynar'ı aradılar. Torununuz burada, oğlunuzun birlikte olduğu kişinin mağduriyeti ortada dediklerinde verdiği cevap aslında hiçbiriniz şaşırmayacaksınız. Beni hiç ilgilendirmiyor, ne hali varsa görsün. Sadece çocuğumun kimliğini alsın, başka bir şey istemiyorum. Çok kara kış var gördüm, ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm, ben yine yenilmedim. İbrahim Cengiz Aynar'la iyi bir hayat yaşadınız. Evet. Yani 2017 Aralık aralığa kadar. Evet. Teşvikiye'de hayatını sürdürüyorsunuz. İlk önce Teşvikiye'de, sonra Mecidiyeköy'de, en son şeyimizde Kağıthane şey. Nerede? Harmantepe mahallesinde şey yaptık. Harmantepe mahallesi nerede? Kağıthane Harmantepe mahallesi. Kağıthane'de. Evet. Şimdi Teşvikiye'den Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Kağıthane'ye. Evet. Ne diye taşındınız oralara? Ne bileyim, kendisi belki beni uzaklaştırmak istedi. Ha, bak. Şimdi Teşvikiye'de ne kadar oturdunuz? Teşvikiye'de 2009-2010 arasına kadar. Yok, 2013. 2013'e kadar oturduk. 2013 yılına kadar Teşvikiye'de. Evet. Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy'de Mustafa 6 aylıkken şey taşındık. Mecidiyeköy'e taşındık. Mecidiyeköy'de de işte 2 sene orada oturduk. Oradan da şeye geçtik. Harmantepe'ye taşıdı. Kağıthane'ye taşıdınız. Evet, Kağıthane'de. Ha, 2013-2014 yılı sizin hayatınızın dönüm noktası. Çünkü resmiyette bir evlilik yaptı. Gözüküyor sizinle beraberken. Dün yayından sonra sizi aradı. Evet. Ne diyor? Yayın aynı yalanla. Görmüş mü? Görmüş, evet. Niye çıktın? Niye rezil ettin bizi? Ben sizin için ayakta duruyordum dedi. Sen her şeyi mahvettin dedi. İşte yine sürekli yalanlar. Sen beni seviyor musun, sevmiyor musun? İlk önce seviyorum demişsin. Sonra sevmiyorum.
Dedim ki gel çocuğun kimliğine. Ben diyor 3 günlük İngiltere'ye gideceğim. Orayı halledeceğim. Yani aynı İngiltere olayı. Dedim ki sen dedim başka bir evlilik var. Orada 2 çocuk. Öyle bir şey yok. Yalanlar, sürekli yalanlar. Sen diyorsun ki ona bir derdin varsa gel konuşalım. Evet. Anlat bana derdini. Evet. Ne anlatacağını merak ediyorum. Telefonu sürekli kapatıyorsun diye soruyorsun. Evet. Ne cevap veriyor? Ay ne konuştu ya? Unuttum ben şimdi. Vallahi yalan söylemiyorum. Billahi yalan söylemiyorum dedi mi? Evet. Evet onları söyledi. İşte her şeyi yüz yüze konuşunca sen ATV'den çık. Ben sana her şeyi anlatacağım. İşte her şey iyi olacak. Hamallık yaparım. Yine de siz bakarım. Diyorum ki gel yüz konuşalım. Ne derdin var diyorum. Hiç şey yok. Peki evliliğiyle ilgili soruları sorduğun zaman? Evlilikle ilgili son evliliği sorunca öyle bir şey yok diyor. Sadece İngiltere'ye. Başka bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalan diyor. Çok enteresan yani. Hala o da canım bir tanem diyor değil mi? Evet. Sana bir konuda söz vermiş. Hangi konuda söz verdi? Ay abla ben o kadar ağladım ki düğünlü dediklerini unuttum. Sonunda şey yaptım ben. Sen diyorsun ki ona bu bir işi varmış onun. O bitti bitecek diyor musun? Ben sana bir konuda söz verdim diyor. Söz vermedin mi diye soruyor. Demiştir. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Sen diyorsun ki ne söz verdin? Beraber olacağız diye konuşmadık mı diyor. Öyle bir şeyler dedi. Peki beni ne zaman, diyelim ki evliliği yalansa beni ne zaman nikahını alıyorsun diye sordun mu? Sordum ben şey yaptım dedim ki gel konuşalım her şeyi yoluna koyalım diyorum. Yok diyor şeye gelmeyeceğim diyor. ATV'ye gelmeyeceğim diyor. Dışarıda konuşalım, dışarıda halledeceğiz. Evet. Dedim ki sen dedim bugün dedim avukatla gelecektin dedim. Avukatı dedi ayarlayamadım dedi. Dedim ki avukat dedim biz dedim tanıştığımızda var mıydı dedim. Hı hı. Beraber olduğumuzda var mı? Çocuk olduğunda var mıydı dedim. Niye avukatla geliyorsun? Gel ben oraya gitmem. Kimseyle konuşmam. Sen de çık buraya gel. Senin televizyona çıktığını kim haber vermiş ona? İşte kim haber verdi? Annesi vermiştir. Yalancı ortak arkadaşı vermiştir. Ya da kendisi görüyordur. Seyrediyordur. Bugün şunu de sordu mu peki? 2 ay önce niye bizi terk ettin? Sordum. Benim kendi şeylerim var diyor. Özel diyor, şey diyor. İngiltere'ye durumu var diyor. Dedim ki İngiltere'ye durumu yok dedim. Niye telefonların kapalı dedim. Niye açmıyorsun? Başka bir numaran vardır senin diyorum. Yok diyor. Allah billah diyor benim başka numaram yok diyor. Bu var diyor. Reyhan abla birlikte olduğunuz o güzel zamanlarda size nasıl bir hayat yaşattı? Güzel hayat yaşadık. El ele beraber çalıştık. Hiçbir şeyimiz olmadı ki bizi. Ne zaman Mustafa Can olduktan sonra biraz maddi sıkıntılar olmaya başladı. Ben dedim ki tamam dedim şey olunca dedim. Ben de çalışayım evde oturmayayım bir katkım olsun dedim. Ben de çalışmaya başladım. Şimdi buradaki hikaye enteresan. Siz teşvikiyede birinin yanında dadılık yapıyorsunuz. Evet. Bu arada bu beyefendiyle tanışıyorsunuz. Evet. Hep bir parkta denk geliyorsunuz. Bir parkta değil işte alışverişe gidiyoruz çıkıyoruz böyle sürekli her gün değil. İşte arada sırada böyle görüyoruz şey olunca. Ondan sonra dedi evli misiniz dedi. Dedim ki evlendim boşandım dedim işte böyle dedim konuştum. Dedi ki ben dedi ciddi dedi böyle sizi takip ediyorum dedi. Sizi dedi bu çocukla dedi şey ilgilendiğiniz için dedi eğer şey olsa evlenirsin. Ben yine de düşünmüyorum dedim. Çok enteresan yani çok enteresan. Peki inşallah bugün yayın dışında da arayacaktır. İbrahim Cengiz Aynar'ı tanıyanlar da bize ulaşsınlar. Annesi de Oya Aynar ne hali varsa görsün demişti. Dün canlı yayındaki cevabını aktarmıştı. Gel diyorum gelmiyor. Geleceğim diyor.
bir sürü yalan şey. Aynı yalanda devam etmek istiyor. Valla oğlunun nüfus kağıdının çıkmasını istiyor. Bunun için İbrahim Cengiz Aynar lütfen ortaya çıkın. Sizden ricam bu. Gel Reyhan ablacığım.